Tepenin üstünde bir değirmen vardı. Görünüşü kibirli, kendi de kibirli. "Hiç de kibirli değilim," diyordu. Fakat içten olduğu kadar dıştan da aydınlık içindeyim, aydınım. Dışarıdaki, içerideki işlerimde güneşi de ayı da hizmet ettiririm kendime. Bunlardan başka avize yakacak mumum, yağ lambam, iç yağ lambam da var. Aydınlanmış olduğumu gerçekten söyleyebilirim. Düşünen bir varlığım. Şeklim de öyle güzeldir ki beni seyretmek zevk verir. Göğsümün içinde buğday öğüten değirmen taşları, dörtte kanadım var. Kanatların başımın üstünde, tam şapkamın altında durur. Halbuki kuşların kanadı iki tanedir yalnız. Bunları da sırtlarına taşımak zorundadırlar. Doğuştan Hollandalıyım. Bunu kılığımdan da anlamak mümkün. Bir uçan Hollandalıyım ben. Onun tabiat üstü bir varlık sayıldığını biliyorum fakat çok tabiiyim. Çevremde üstü örtülü dar bir geçit vardır. Alt bölümde de oturma odalarım. Düşüncelerim burada kabul görürler. Başkaları benim her şeyi idare eden, her şeye hükmünü geçiren en kuvvetli düşüncemi değirmenci düşüncesi diye adlandırırlar. Benim düşüncem ne istediğini bilir. Onun da bulgurun da üstündedir ne de olsa. Fakat yine de kendine benzeyenleri vardır. Bu düşünceye anne düşünce adı verilir. Bu da kalptir. Gerçek tefekkür ondadır. Maksatsız olarak ortalarda dolaşmaz. O da ne istediğini bilir. O da elinden ne geleceğini bilir. Rüzgar soluğu kadar yumuşak, fırtına gibi kuvvetlidir. İradesini yerine getirmek için bir kimsenin etrafında dolaşmasını bilir. O benim duygumdur. Baba ise sert duygum. Bunlar iki tanedir fakat aslında yine birdir. Birbirlerine de yarı parçam senin diye seslenirler. Bunların gelişmek zorunda olan düşünceleri yoktur. Küçüklerin yaptığı bu gürültüde ne? Az önce bir neşesizlik nöbetine tutularak ne olup bittiğini anlamak için baba ile çocuklarını göğsümün içindeki değirmen taşlarıyla çarka bakmaya gönderdiğim zaman müthiş bir gürültü yapmışlardı. Oralarda ne olup bittiğini bilmeye mecburum. Çünkü bana engel olan bir şey vardır orada. Farkındaydım bunun. Sonra herkes kendi kendisini muayeneden geçirmeye de mecburdur. Kişi benim gibi bir tepenin en sivri ucunda oturunca bu çeşit gürültüler hoş gelmiyor kulağına. Ayrıca daima ışık içinde bulunmaya da dikkat etmek gerek. Dünyanın hakkımızdaki düşüncesi de bir ışıklanma değil midir? Evet, ne diyordum? Çocuklar korkunç bir gürültü yapmışlardı. Bunların en küçüğü şakabın altına kadar çıkmış, patırtı edip duruyor, adam akıllı sarsıyordu beni. Küçük düşünceler büyüyebilir. Bunu fark etmiş bulunuyorum. Tam benim yaratılışıma uymamakla birlikte aynı şekilde dışarıdan da düşünceler gelebilir insana. Bunlar yaratılışıma uymaz. Çünkü ne kadar etrafıma baksam göremem onları. Kendimin dışında hiçbirini fark edemem onların. Fakat içlerinden değirmen taşlarının gürültüsü gelmeyen kanatsız evlerin de düşünceleri vardır. Onlar da benim düşüncelerime gelir, nişanlanırlar onlarla. Oldukça acayip tabii. Evet, çok acayip şey. Başımın üstüne yahut içime bir şey geldi. Mutlaka değirmen aletlerinde bir bozukluk olmuştur. Sanki baba kendi yarı parçasını değiştirmiş, daha tatlı bir duygu, daha sevgi dolu, çok genç, sofu, buna rağmen kendisi kalabilen fakat zamanla daha yumuşayıp sofulaşan bir hayat arkadaşı edinmiş gibi olur. Buruk, mayhoş olan uçup gitmiştir artık. Her şey neşe içindedir. Günler gider, günler gelir, daima ileriye, aydınlığa, sevince doğru yürürüz. Sonra, evet, bu da hem söylenmiş hem de kitaplara yazılmıştır. Sonra zaman olur, bir gün gelir, ben göçüp giderim. Fakat yine de tam göçmem.
Yıkmaları gerekir beni. Daha güzel bir biçimde yeniden yükselmem için işi sonuna ulaştırmam. Fakat yine de var olmakta devam etmem, tamamen başka bir şey olmam, gene de aynı şey kalmam gerektir. Güneşle, ayla, mumla, yağla, iç yağı ile ne kadar aydınlanmış olduğumu kavramam güçtür benim. Duvarlarımın yıkıntıları içinden eski odamın yeniden yükselmesi gerekir. Ben sadece eski düşünceleri muhafaza etmeyi ummak isterdim. Babamı, anamı, büyükleri, küçükleri, aile dediğim gibi hepsini bir tek olanı, fakat yine de birçok organlardan meydana gelen şeyi, bütün o düşünce süresini muhafaza etmem gerekir. Çünkü bunlarsız yapamam ki ben. Bundan başka kendimin göğsümün içindeki değirmen taşlarıyla, başımdaki kanatlarla, beni çevreleyen koridorla ben olarak kalmam da gerekir. Böyle olmazsa kendi kendimi tanıyamam. Başkaları da beni tanıyamaz. Bana değirmeni dağın üstünde görüyoruz ya işte. Görünüşü kibirli ama gene de kibirli değil diyemezler. Değirmen böyle söylüyordu. Bu söylediklerinden daha fazlasını da söylüyordu. Ama en önemlisi bunlardı. Günler geldi, günler geçti. En yenisi de en son gelendi. Değirmende yangın çıkmıştı. Alevler yükseliyor. Dışarıyı, içeriği alevler sarıyor. Çatı kirişlerini, tahtaları boydan boya dolaşıyor. Hepsini yok ediyordu. Değirmen yıkılmış. Yerinde yalnız bir kül yanı kalmıştı. Yangın yerinden dumanlar çıkıyor. Dumanları rüzgar alıp götürüyordu. Ama değirmende canlı olarak ne varsa yok olmadan kalmış. Yangından hiç zarar görmemiş. Aksine kazanmıştı. Bir can, birçok düşünce, fakat yine de tek düşünceden ibaret olan değirmendeki aile, hoşlarına gidebilecek yeni, güzel bir değirmen elde etmişlerdi. Eski değirmenin tıpkısıydı bu yeni değirmen. İşte tepenin üstünde duruyor. Görünüşü ne kadar kibirli diyorlardı ama yeni değirmenin içi daha iyi, zamana daha uygun yapılmıştı. Dünya durmadan ileriye gidiyor çünkü. Kurt yenikleriyle süngere dönmüş olan eski tahta yapı toprak olmuş, kül olup gitmiş. Değirmenin asıl gövdesi onun sandığı şekilde yükselmiyordu. Çünkü sadece kelimeleri düşünmüştü o. Ama her şeyi kelimesi kelimesine almamak lazımdır.